Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kuşadası Yaylaköy Mahallesi'ne geldik. Burada rakım 300 metre deniz seviyesinden yüksekteyiz. Size bir tane video çekmiştik. Biliyorsunuz bir tane sürprizimiz vardı. Bayramda paylaşmıştım. Bu arada tekrardan geçmiş bayramlarınız kutlu olsun diyorum. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bayramlar dilerim. Şimdi 28 villalık yine projemizdeyiz. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz de videonun sonuna bırakacağım. Mutlaka izleyin. Burada bir kampanya oldu. Villa TV YouTube kanalımıza özel kampanya oldu. Ve bu kampanyaları kaçırmamak için Villa TV YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Burada 28 tane villamız var. Burası güvenlikli bir site. Aynı zamanda burada ahırımız var, manejimiz var, tavuk kümeslerimiz var, çam koru alanlarımız var, ortak alanlarımız var, yedek su tankları var, su arıtma, ozmoz cihazları var, meyve sebze bahçemiz var. Yani kısacası burada yok yok diyebilirim size. Bir tane ortak havuzumuz var. Büyük evlerimizde 4+1 ve 5+1 evlerimizde de özel havuzlar var. Tabii sınırlı sayıda ev kaldı. Yani çok fazla bir seçenek kalmadı açıkçası. Ancak kalan seçenekler çok güzel konumlu evlerimiz. Burada şu anda bir örnek villamızın önündeyiz. Burayı da Almanya'dan çok sevmiş olduğum ablam ve abime buraya aldık. Tabii burayı örnek olarak göstereceğim size. Burada bir tane satılık bir evimiz var. Birazdan göstereceğim. Orası 3 katlı, burası 2 katlısı. Dolayısıyla o manaja bakıyor. Yine Villa TV YouTube kanalımıza özel bir villamız oldu. Bu villaları almak için de veya görmek için bizimle randevu da oluşturabilirsiniz. Şu anda bu bahsetmiş olduğum örnek villamızdayız ve burayı size örnek olarak göstereceğim. Çünkü diğeri şu anda inşaat aşamasında. Burası teslim olmak üzere şu anda. Villamızın tam giriş otoparkındayız. Otopark kısmındayız ve bahçe alanlarımız var. Tabii şu anda inşaat daha devam ediyor burada. İnşaatımız bitmedi. Bahçede sulama sistemi olacak. Otomatik sulama sistemi. Borularını da şu şekilde görebiliyorsunuz sanıyorum. Binamızın dış cephesine baktığımız zaman mavi renk tonlarında kullanılmış. Alaçatı taşları tercih edilmiş. Bu villamız ikiz ancak hemen şu şekilde gösterelim. İkiz ancak birbirine yatak odaları ve salon kısmı değmiyor. Hemen şuradan size kısaca göstermeye çalışayım. Görmüş olduğunuz gibi bir sağ tarafında bir de sol tarafında iki tane villamız var. Bu villamız ortadan bu şekilde saksıyla bölünüyor ve siz karşı tarafta sizi burada görmeyecek. Tabii burada salon kısımları görmüş olduğunuz gibi alt katta ayrı, birbirine hiçbir şekilde değmiyor. Yani bu da güzel bir ses izolasyonu ve mahremiyet olduğunu düşünüyorum. Üst katta ise sadece tuvalet ve duş alanları birbirine değiyor. O yüzden burası hemen hemen tam müstakile yakın konumlu villalar. Yani gerçekten de çok güzel düşünülmüş burası. Ayrıca villalarımızda alarm sistemi de var. Onu da size göstermek istiyorum. Şimdi villamızın kısaca içerisine girelim. İçerisini tanıyalım. Burada yapılan işçiliği, kaliteyi sizlere gösterebilmek için bu villayı da tanıtıyorum. Bu villanın sahiplerine de çok çok selamlarımı da iletiyorum. Almanya'da yaşıyor kendileri. Onlar da bizi tercih ettiler. Şu anda villamızın tam giriş kısmındayız. Giriş kısmında bir çelik kapımız var. Yan tarafında burada bir aynamız, bir dolabımız var çekmeceli. Sol tarafında bir misafir tuvaletimiz var. Sağ tarafında merdivenin altında bir teknik odamız var. Bu arada evet, yani hemen şöyle gösterelim. Kaju'yu da hep merak ediyordunuz. Kaju nerede? Videolarda neden yok diye. Tabii Kaju bayram tatiline çıkmıştı. Ben yalnız kalmıştım. O yüzden Kaju'muz da yoktu. Kaju da şu an tekrar döndü. Bizimle birlikte çekimlere başladı. Ancak hani biraz tozlu olduğu için, inşaat ortamı olduğu için açıkçası videolarda çok göremeyebilirsiniz. Ancak diğer videolarımızda bol bol Kaju'nun da görüntülerini görebilirsiniz. Hemen şöyle Kaju'muzu teslim edelim. Evet, şimdi sağ tarafımda bir mutfağımız var. Mutfağa baktığımız zaman da gri renklerde dolaplar tercih edilmiş. Yerlerde antrasit seramikler tercih edilmiş. Burada bir aspiratörümüz, altında bir ocağımız oluyor bu kısımda. Sağ tarafında bulaşık makinesi yeri ve burada bir penceremiz, evyemiz var. Bu evyemizden de bahçemizi görebiliyorsunuz. Karşı tarafa baktığımız zaman burada bir salon yerimiz ayrılmış. Salonumuzda burada bir odun şöminemiz var. Hemen şu şekilde gösterelim. Hatta burada denemesi de yapılmış. Şu şekilde içerisinde yakılmış, testleri yapılmış. Dolayısıyla siz buraya geldiğiniz zaman yine odun şöminesini de kullanabiliyorsunuz. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi bu evimiz satıldı. Ancak burada son bir tane 3+1 bir villamız var. Hemen size kısaca onun da fiyatını vermek istiyorum. Çünkü bunlar kampanyalı olduğu için açıkçası biliyorsunuz hep genelde linklere bırakıyordum. Yine açıklamalar ve yorumlar kısmına da linklerini paylaşacağım. Tabii şöyle söyleyeyim size, burası kampanyada ve diğer villamız da kampanyadaydı biliyorsunuz. Burası 3
380 bin euro fiyatı var. Yani inşaattaki olan villamızın 3 artı 1'di. Onun ekstradan 2 tane de alt katında odası var. Yani toplamda 5 artı 1 gibi oluyor. Köşe konumlu ve manej alanına bakıyor. Drone görüntülerinden de kısaca görüyorsunuz. Orada tabii deniz manzaramız da var biraz daha. Bahçe payı yaklaşık olarak 450 metrekare. Orada 230 metrekarede kullanım alanına sahip olan bir villamız var. 3 katlı. Burayı biraz önce söylediğim gibi örnek olarak tanıtıyorum. Yani bu evimiz şu anda satılık değil. Ön tarafıma çıktığımızda bu kısımda bir teras alanımız var. Bahçe ve peyzaj alanımız. Ön tarafımıza baktığımız zaman da sitemizin ortak kullanım havuzu var. Bu villamız tam havuz başı olarak konumlanıyor. Dış cepheye baktığımızda yine güzel mavi ve açık krem renkleri de tercih edilmiş. Buraya da çok güzel bir uyum sağladığını da düşünüyorum. Tabii bu projemiz ödüllü bir proje. Dünyanın en iyi proje ödülünü aldı. Bunun bazı nedenleri var. Bir önceki videolarımda anlattım. Etrafı tarım arazisi. Buradaki bütün villalarımız birbirinden farklı. Evlerin yapıları farklı, mimarileri farklı, renkleri farklı, kullanım alanları farklı. Bazı evler iki katlı, bazı evler üç katlı. Çelik konstrüksiyon evlerimiz var. Dağ evlerimiz, işte 3 artı 1 model, şu anda gezmiş olduğumuz 4 artı 1 modelimiz, 5 artı 1 modelimiz. Kişiye özel yapılan özel villalarımız var. Yani burası tamamıyla konsept bir villa, güvenlikli bir villa. Hemen şöyle kısaca karşımda göstereyim. Karşı tarafımda da burada çam koru ormanımız var. Çam koru alanımız var. Çam ağaçlarının altında da tavuk kümesimiz var. Orada yine hamaklarımız var ve port alanımız var. Satın aldığınız zaman da oralara kullanabilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Atı olan kişiler at masraflarına katılıyorlar. Atı olmayan kişiler at masraflarına katılmıyorlar. Dolayısıyla o alanları da ancak gezebiliyorsunuz, oturabiliyorsunuz. Oralarda atları izleyerek çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Diyelim ki bir misafiriniz geldi. Misafiriniz geldiği zaman da o alanları gezdirebilirsiniz. Orada vakit de geçirebilirsiniz. Villalarımız yerden ısıtma sistemli ve aynı zamanda akıllı ev sistemimiz de mevcut bütün villalarımızda. Burada mutfakta kısaca hemen atladığım bir şey söyleyeyim. Burada fırın, ocak ve davlumuz da müteahhit firma tarafından buraya monte ediliyor. Siz buraya geldiğiniz zaman işte bulaşık makinenizi veya çamaşır makinenizi, buzdolabınızı alıp burada yaşamaya devam edebilirsiniz. Tabii şu anda inşaat hali olduğu için biraz tozlu ve kirli olabilir. Malum çalışmalar daha şu an için devam ediyor. Kısa bir zaman sonra bu villamız bitecek. Satılık olan diğer villamız ise orası yıl sonu teslimatta planlanıyor. Yani orası Ekim-Kasım gibi oturmaya başlanabilir. Bu sene tabii burada yaşam başladı. Şu anda 4 tane villamız teslim edildi. Yakın bir zamanda diğer villalarımız da teslim edilecek. Üst katımıza çıkarken burada merdiven kovanının olduğu yerde duvarlara baktığımızda traverten mermer tercih edildiğini görüyoruz. Ve bunlar pahalı ürünler, kaliteli ürünler. Merdivenlere bakıyoruz. Merdivenlerde ahşap tercih edilmiş. Merdivenlerin üstüne de kaplama yapılmış ki hani ahşaplar çizilmesin, ahşaplara zarar gelmesin diye. İkinci katımıza çıktığımızda sol tarafta burada bir ortak bir tuvalet duş yerimiz var. Ve bu kısımda bir duşakabinimiz var. Duşakabinle bu sol tarafımı ayıran yerde bir şurada siyah bir ince mermer var. Üzerinde duşakabinimiz var. Sol tarafta Hilton lavabomuz ve gömme rezervuar tuvaletimiz var. Karşı tarafta iki tane yatak odamız var. Sağ ve sol tarafımda olmak üzere. Hemen şöyle birisine girelim. Burada şu şekilde sürgülü açılabilir. İki taraftan açılabilir bir Fransız balkonumuz var. Şöyle burası da demir. Şu şekilde göstereyim. Yani buraya da çıkabilirsiniz. Burada bir hava alabilirsiniz. Fransız bir balkon tercih edilmiş burada. Ve buradan baktığımız zaman kısmi bir deniz manzarası, doğa manzarası da tarım alanları arazilerinde, zeytin ağaçlarını da buradan görebiliyoruz. Tabii yatak odalarımızın yerlerinde ahşap seramikler tercih edilmiş. Kapılar beyaz olarak düşünülmüş ve bu kısma baktığımızda burada bir çamaşır odamız var. Hemen şöyle gösterelim size. Çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma makinesi olarak bir yer düşünülmüş. Üst taraflarında da raflarımız mevcut şekilde düşünülmüş. Diğer bir yatak odamıza geliyoruz. Yatak odamızda tabii burada multi klima sistemi var. Görmüş olduğunuz gibi bütün klimaların borulama sistemleri müteahhit tarafından döşeniyor. Sizin klimaları satın almanız gerekiyor. İç ve dış cihazlarını satın almanız gerekiyor. Yine burada ahşap görünümlü seramiğimiz var. Tavanlarda led havuz sistemimiz var. Şimdi ana yatak odamıza geçiyoruz. Master yatak
odamıza geçiyoruz. Master yatak odasında giriş yaptığımızda master yatak odasının içerisinde burada bir tuvalet ve duş yerimiz var. Yine aynı diğeri gibi geniş bir duşa kabinimiz, gömme rezervuar, tuvaletimiz ve arkamda da Hilton lavabomuz var. Burada oldukça geniş kullanım alanına sahip olan bir yatak odamız var. Ana yatak odasındaki giyinme dolabı müteahhitler tarafından yapılıyor. Bu bütün projelerde aynı. Bütün projelerde ana yatak odalarındaki giyinme dolaplarını müteahhitler koyar. Diğer yatak odalarını siz kendi tercihinize göre seçebilirsiniz. Sağ tarafında bir tane balkonumuz var. Yine bu balkona çıktığımızda ön tarafımızdaki bahçe, peyzaj, teras ve havuz alanını da görebiliyoruz buradan. Ve burada gerçekten de çok güzel bir ses var. Bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Arkadan çok güzel kuş sesleri geliyor. Eğer ki yani yoğun bir iş temposunda çalışıyorsanız, eğer ki böyle biraz sakinliğe, huzura, doğaya ihtiyacınız varsa bu proje size göre olabilir. Çünkü burada çok güzel bir atmosfer var. Burası deniz seviyesinden 300 metre yüksekte, Yaylaköy'de yer alıyor ve 28 tane villamız var. Burada bütün villalarımız birbirinden farklı. Güzel bir işçilik ve kalite var. Kullanılan bataryaları hemen söyleyeyim. Hansgrohe kullanıldı burada. Yurt dışındaki yaşayanlar bilir ne demek istediğimi. Yani kaliteli ürünler ve burada 300 metre yüksekteyiz. Çok güzel bir oksijen var. Çok güzel kuş sesleri var. Arkamdan duyabiliyorsunuzdur belki. Bunun haricinde projemizin içerisinde 3 tane atımız var şu anda. Bir tanesi Alman, bir tanesi Hollandalı, bir tanesi de İngiliz atı. 3 tane atımız var. Bunlar özel atlar. Manej alanımız var. Tavuk kümesimiz var. Çam koru alanımız var. Portumuz var. Meyve sebze bahçemiz var. Yani eğer ki sizin de bir çocuğunuz varsa domatesi, salatalığı, biberi, elmayı ağacından, dalından koparmak nasıl bir duygu onu tatmasını istiyorsanız siz de bu projede yer alabilirsiniz. Bu projemize yer almak için beni telefon numaramdan arayıp benimle randevu oluşturabilirsiniz. En kısa zamanda sizleri bekliyorum ve bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Evet, fiyatlar yükseldi. Daha çok yükselecek. Şu anda bunlar birer fırsat çünkü şunu söylemek istiyorum size. Herkes parasını kur korumalı mevduata yatırdı. Şimdi mantıken düşündüğünüz zaman şimdi geçen sene euro 10 liraydı. Bu sene 16 lira oldu. Ama geçen seneki evlerle bu seneki evler arasında 3 kat fark var. Yani paranın değeri düştükçe gayrimenkul değeri daha çok yükseliyor. Paranın değeri her zaman eriyor ama gayrimenkul hiçbir zaman erimiyor. Çünkü barınma ihtiyacı. Çünkü insanların temel ihtiyaçlarından birisi. Dolayısıyla şu anda da yaz başındayız. Tam alım zamanı. Gelip alıp karlı çıkabilirsiniz. Çünkü yaz sonunda fiyatlar daha çok yükselmiş olacak. Ne kadar erken gelirseniz sizin için de o kadar büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Hatta geçenlerde size söylemiştim. Hani gelin alın bir an önce fiyatlar yükseliyor demiştim. Şu anda da bir kampanya oluştu. Yani devletimiz bir kampanya yaptı. Yeni ev alacak olanlar yani hayatında ilk defa ev alacak olanlar uygun bir kredi sistemiyle ev alabiliyor. Tabii bu birinci evi olması gerekiyor. Dolayısıyla hani şunu da söylemek istiyorum. Şu anda arıyorsunuz hani ikinci, üçüncü evi olup satmış ya da olanlar arıyor. Hani biz bu krediden faydalanmak istiyoruz diye. Hani bunlar aslında piyasada biraz çok müşteri ve çok talep olduğu zaman da fiyatların yükselmesini etki edebiliyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Buraya gelip görmeden hiçbir evle pazarlık yapmayın. Çünkü çok talep olduğunda, müteahhitlere çok talep gittiğinde hani piyasada bir hareketlilik var, bir müşteri var diye fiyatlar artış yapabiliyor. Bunların önüne geçmek için de hep beraber geçelim. O yüzden görmediğiniz bir evi, buraya gelmediğiniz bir evi, çevresini, çehresini görmediğiniz bir evi lütfen pazarlık yapmayın. Buraya gelin, burada evi görün, birebir canlı görün. Eğer ki netseniz, içinize sindiyse ondan sonra oturup pazarlığınızı yapabilirsiniz. Evet, yine çok güzel bir videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.